Selam millet de oyun arada tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Bu videomuzda sizlerle birlikte program yazacağız. Evet, oyunumuzun adı While to Learn. Bakalım eğitim diyerek ne yapabileceğiz? Bakalım neler öğreneceğiz diyecektim. Eğitim demek zorundaymışız. Programcı olmak için bilgisayarınızı açma sanatında ustalaşmalısın. Elektrik prizini, PC, ekran ve klavyenizi bağlamak için yanıp sönen üçgene tıklayın ve sürükleyin. Güçe basın. Bunu buna bağladım, çok güzel. Bunu monitöre bağladım, bir de klavyeye bağladım. Bu işe yaramış olmalı güç. Evet, güç hepsine gitti. Bilgisayar açık. Programcı olmana bir adım kaldı. Mükemmel. Ne oldu şimdi? Böcek çıktı. Bug, error. Kahveyi bıraktı. Sinirlendi. Bu bizim şirketteki yazılımcı arkadaş Ümit. Gördüğünüz gibi sinirlendi böyle hemen. Bug çıktı diye. Ama bırakıp gittiği zaman geri dönünce bir de baksın ne görüyor. Kedisi Unity üzerindeki hypercasual oyunu tamamlamış. Miau. Bunu yapmayı nereden öğrendin? Kutsal sıfırlar adına. Eğer bu söylediğini anlayabilseydim. Miau. Bir dakika. Galiba konuşmanı anlayabilirim. Miau. Amaç. Kedinin konuşmasını algıla. Yapılacaklar listi. Cat Overflow'u Google'la. Adım Dede. Dede. Hayvan konuşmasını tanımak. Hayvan konuşmalarını tanımak. Dede et cat.meow. Hey millet, kedime inanabiliyor musunuz? O küçük şeytan kodumda hata ayıkladı. Tekrar kesinlikle söyleyecek bir şey var. Bu yüzden bir çeşit hata ayıklama sistemi yapmam lazım. Not, ben deli değilim. Annem beni test ettirdi. Doktor Coder, kendinizi acele ettirmeyin. Kendinizi gerçekten. Kediyi tespit edebilecek bir cihaz yapmak için iyi bir başlangıç olacaktır. Tamam. İyi, birkaç gün önce hayvanları tespit etmek ve sohbet botları yazmak için nasıl uzman sistemi uygulanabileceğini okudum. Gazeteye derin haberler adı verildi. Hadi bakalım. Çalışma alanınıza hoş geldiniz. Onun için programlama, büyüsü ve böcekler çoğunlukla böcekler doğar. Başlamak için uzman sistemi düğümünü şuradan alıp buraya bıraktım. Tamam. Bağlantı noktasını oraya bağla. Canım bağlayacağım da bağlayamadım. Şimdi uzman sistemini böyle getirdim. Dur, kedi fotoğraflarımı. Uzman sisteminden bir tane kedi fotoğrafları. Bir de kedi içirmeyen fotoğraf. İçermeyen fotoğraflar. İçirmeyen ne ya? Test sürüşü. Kırmızılar kırmızıya gitti. Maviler maviye gitti. Ha. Ne yapmaya çalışıyorum şu anda? Hiçbir fikrim yok ha. Hızlandırabiliyormuşum. İki katı yaptım. Güzel. Tamamla. Başarı. Sonuç. Harcanan zaman 20.9. Ha. Benden istediği bir şey var. Onları yapmaya çalışıyorum. Görsel programlama denir dostum. Evet, çalışması gerektiği gibi. Uzman sistemi veri girişinizi analiz eder. Ve üzerinden bir kedi olup olmadığını kontrol eder. Peki. Görünüşe göre henüz pek iyi değilim. Kedi tercümanı kurmaya ne zaman başlıyorum? Acele etme dostum. Önce ninja becerilerini öğrenmek gerek. Hey dede, cat meow. Çaylak tavsiyesi. Her yeni teknoloji için çok kullanışlı bir otomat yardımı var. Şimdi onu göreceğiz galiba. Görev ağacına bakın. Bu oyundaki ilerlemenin haritasıdır. Dikey ilerleme hikaye arayışı anlamına gelir. Yatay dallar ise isteğe bağlıdır. İyi günler. Devlet okulundan geliyoruz. Yaz sınavları zaten burada geçti. Sonuçlar mektubu eklenmiş. Bunu istenebilir ve hangi öğrencilerin MIT'e girebileceğini tahmin edebilir misin? İlerle. Bu renkli geometrik şekilleri gördün mü? Çeşitli verilerin türlerini tavsiye eder. Modern dünyada her şey verilere dönüştürülebilir. Sayılar, harfler, görüntü unsurları. Kedi anlatıyor bana bunu. Şimdi fark ettim. Makine öğrenmesi tamamen veri sıralama ve yorumla ilgilidir. Devam et. Tamam, bunu da gördüm. Uzun lafı kısası, oyundaki amacımız ekranın sol kısmından sağ veri aktarmak. Bunu şu ana kadar anlayabildik tabii. Bu çubuk görevi tamamlamak için işlenmesi gereken minimum veri miktarını gösterir. Şimdi uzman sistemini aldım. Şöyle bıraktım. Bu kırmızıyı bir yere gönderiyor. Bu da maviyi bir yere gönderiyor. Peki şimdi... bir taneyle bunu yapabilirim aslında. Kırmızıyı gönder diyorum. Yeşil ya da mavi gelirse aşağı gönder diyorum. Hayır. Yeşil gelirse gönder diyeceğim. Şöyle yapacağım. Bunu böyle bağlayacağım. Yeşil gelirse aşağı mı gönderiyor peki şu anda? Yeşili nereye gönderiyor? Şimdi şöyle yapsam ben. Ha. Yeşil anlamadım. Bir saniye. Bunu şimdi kaydedeyim. Test sürüşü diyeyim. Yeşil gelirse yukarı gidecek, mavi gelirse aşağı gidecek. Evet, tamam, gayet güzel. Bir taneyle bunu hallettik işte. Görevi tamamlamak için programı yayınlayın.
Yayınla. İlk bit. Kabul et. Ödül. Kedi bulut. Kedi bulut harcaması var. Projemizden kesinti yapıldı. Peki merhaba. Anket verilerimizde bazı hatalar var. Sorunu kendi kendimize çözemeyiz. Lütfen bunu düzeltebilir misin? Ayıp ediyorsun. Verimliliği sadece parayla değil madalyalarla da ölçülüyor. Madalyalar hikayenin ilerisini etkiliyor. Aynı zamanda özgüvenini arttırırken. Madalya almak için planımızla ilgili zaman ve düğüm sınırlarını karşılanmalıdır. Sonucunu tut. Kesinlikle. Oyunda çöp kutusu. Bu düğüm elemanları yok eder. Tamam. Yani gerekmeyen şeyleri oraya atıyorum. Ne kadar çöp tenekesi koyduğun önemli değil. Düğüm sınırında bir düğüm için sayılır. Peki. Gerçek veri setlerinde çok fazla hata var. Hataları denemek bilmem ne. Anlıyorum seni. Buraya kırmızı ve mavi gidecek. Şimdi bir tane şöyle bundan bırakacağız. Tamam mı? Kırmızı gelirse gönder. Ne gelirse diğerlerinin hepsini aşağı gönder diyeceğim. Bu durumda. Bir tane daha bırakacağım. Diyeceğim ki bundan ikisine birden gönder dersem nasıl olacak peki bu? Bir saniye şöyle yapacağım galiba. Buradan buraya göndereceğim. Kırmızı gelirse buraya gönder diyeceğim. Mavi gelirse yani mavi ya da yeşil gelirse buraya gönder diyeceğim. Tabii kırmızı gelirse buraya gidecek. Mavi ya da yeşil gelirse buraya gidecek. Mavi ya da yeşilden sadece yeşili buraya göndermem lazım. Buna da yeşil diyeceğim. Yeşil gelirse sen de buraya git diyeceğim. Şöyle bir tane çöp tenekesi koyacağım. Mavi gelirse de çöp tenekesine git diyeceğim. Test sürüşü. Mavi aşağı gitti. Kırmızı zaten dümdüz gitti. Yeşil de aşağı gitti. Sonra yeşil de yukarı gitti. Mavi çöpe gitti. Bence bu olmuş. Bunu 3 katı yapalım. Mis gibi olmuş. Başarı. Doluluk oranı 15'de 15. Doğruluk oranı %100. Şemayı düzenleme. Yayınla. Müthiş yapmışım daha. Neyi yayınlayayım ki? Hala burada mıyız biz? Biz buradan yukarı doğru çıkıyoruz. Pardon. Şuradayız şu anda. Merhaba. Gene biz. Kullanıcılarımız tarafından yapılan bazı yeni hata türleri bulduk. Kullanıcılarınız galiba sizin hata üretmek için özellikle çabalıyorlar. Yapay olmayan yapay zeka. Hello, I am Eliza. Hi Eliza, how are you today? Would you like to discuss? Dünyadaki ilk sohbet botu Eliza'dır. 1966'da yaratıldı ve gerçek psikoterapistlere benzer sorular kullanarak hastalarıyla konuştu. Korkunç bir şekilde çalıştı. Custom notes diye bir şey var diyor burada. Türkçe'ye çevirmiştik hani. Türkçeleştirme kısmında topluluk %99 yazıyordu. Yani topluluk kendi özverisiyle bunu çevirdi. %99 çevirdi diyordu. Right click ya da double click yap diyor. Buna bir şeyler yap diyor. Anlamadım ben. Bunun ne yaptığını test ederek görmemiz lazım. Bunu test ettiğimiz zaman anlayacağız. Şimdi YM bölücü, yeşil, kırmızı, diğer böl, yeşil, mavi bölücü, mavi hariç. Ha, and or zor kapıları bunlar. Tamam. Şimdi şu kırmızı, diğer böl diyor. Bu kırmızı, bu diğer. Ama diğeri nereye götüreceğim? Ha, şurada da çöp kutusu vardı. Böyle yapacağım. Ne yaptın ya bunu? Anam. Bir şey oldu. Tamam abi. Ben bir şeye bastım. Bunun içine mi girdim? Kırmızı diğer bölücü dediği şeyin içine girdim. Ha bu kırmızı diğer bölücü. Kırmızı ise buraya, diğerleri buraya gitsin işlemini yapan cihaz bu. İçini gösterdi bana cihazın. Oo mükemmelsin. Tamam daha yukarı çıkamıyorum değil mi? Ha devam et. Daha yukarı çıkarsam şey yapıyorum. Geri çıkıyorum. Koddan yukarı çıkıyorum. Tamam. Şimdi kırmızı ise buraya götürecek. Diğerlerini buraya götürecek. Bilmiyorum. Ben bir test sürüşü yapalım bununla alakalı. Mavi aşağı. Yeşil aşağı. O aşağı. Evet şundan iki tane kullanarak yapacağım şeyi bir tane şunun içinde halletmiş olduk. %100 oran yayınladık o yüzden. Eğitim karar ağaçları. Resimdeki bir kedi nasıl tanınır? Hey uzman sistemler kullanmadan kimseyi tespit etmenin bir yolu var mı? Metinler için ama resimlerle çalışmıyor. Çok fazla değil. Ayrıca bu kedi sadece hata hala oturmayacak. Ayrıca bu kedi sadece hala oturmayacak. Neyse cümleler bir garip tabii ama neyse. Farklı düğümler farklı işlemler oranlarına sahiptir. Parametre planlarımızın verimini etkileyecektir. Sağdaki isim ya da bir düğümün bir veri öğesini işlemesi için gereken süreyi gösterir. Anladım. Yani buna girdiği zaman o farklı bir sürede çıkıyor, bu farklı bir sürede çıkıyor. Şimdi
Kırmızı ve yeşil buraya, yeşil ve mavi buraya diyorsun. Karar ağacı renk, uzman sistem. Ne yapıyorsun şimdi sen? Kırmızı da gelse, ha çoktan seçmeli. Bir saniye, kırmızıyı buraya, diğerini buraya gönderir diye şey yapıyor. Şimdi o zaman şöyle bir ayırmamız lazım önce. Çok fazla devre var. Şu anki devre sayını ekranın en üst kısmından görebilirsin. Devam et. 2 bölü 1. Bir tane devre koyacaksın buraya diyor zaten. 1 bölü 1. Bir devre ilan edeceksin diyor. Şimdi anladım. Ama ben buraya desem ki 10 tane kırmızı var. Onun da buraya göndersem 2 de yeşil atarım. 10 mavi var. Onun da buraya göndersem 2 de yeşil atarım. Olmaz yani. Hemen test edelim. Bak, tın 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 tın. Neden oldu? Neden oldu abi bu? Anlayamadım valla. Gerçekten anlayamadım ama. Peki. İyi günler. Illuminati gizli topluluğunun gerçek hikayesini bulmak için eski el yazmaları biraz önceki şey sinirimi bozdu bak. Yazılımcının yaptığı şey hamlesi bu da. Yaptım nasıl oldu ben de anlamadım ama çalıştı aman elleme. Bulmacayı çözmek için bu belgedeki tüm üçgen şekilleri tanıman gerekiyor. İlerle. Hızı azaltmak ve arttırmak için ekranda color bilmem ne düğmesini color tıklayın veya color okları color veya color veya color düğmelerini kullanın. Başlamak için color. Anladım. Bu bir çevrim hatasıydı büyük ihtimalle. Yani şunları falan bunları bir şeyleri anlatıyordu ama canı sağ olsun. Şimdi üçgen, kare ve daire olarak buraya geldik. 9 tane geldiği zaman bu iş tamamdır diyorsun. Bak şimdi sana hiçbir şey bağlamayayım ben. Test sürüşü diyeyim. Ha, verileri direkt böyle yöneltmemelisin. Biraz ayıklayalım diyor. Ya tamam ayıklarız, ayıp ediyorsun da yani. Şimdi bak bir tane shift koyacağız buraya. Aynı şey buradan geçerli. Yani şimdi daire ise gönder, kare ise gönderme falan diye. Ha bu üçgen istiyor sadece. Ha pardon. Şimdi anladım ben. Şunları istemiyorum, bunu istiyorum diyor. Tamam, bir tane de çöp kutusu koyalım. Geri kalanları çöp kutusuna atalım. Test sürüşü diyelim. Sadece üçgenler buraya gitsin. E olmuş. Tamam, şemayı düzenlemeyeyim ben ya. Yani bu doluluk 9'da 9 şey %100 diyor. Adam için çalışmak çok kolay. Sıkıcı mı yoksa ruh emici mi? Gökyüzünü hedefleyin meyene başlayanların CTO'su olun. Vahşi piyasa yasaları dünyasında ya batıyor ya da yüzüyor. Devam et. Şimdi bunlar bu, ne bu? Yukarıya geçtik galiba. Bölümün sonuna ulaştınız. Devam etmek için çoğunlukla aldığınız madalyaya tıklayın. Gold'u alamamışım. Eliza. First chatbot. Bu işe yaramalı. Dog. Bu ne ya? Baktı ve kedi dedi. Şey, kediye bizim köpek dedi. Pekala. Civilization'ın başı, uygarlığın başı. Hayvan duyguları tanıma. He ya, ben de bilgisayarımda kediyi tespit etmeyi başardım. Ama bu canavar karmaşık bir ruh. Kesinlikle söylenecek daha çok şey var. Belki bir sonraki seviyeye geçme. Duyguları şey yapma. Ayrıca kediler çok psikopat canlılardır yani. Bugları temizler, adamın aklını alır. Hiçbir şekilde onlarla uğraşma diyor. Mark Perception bilmem ne. Bu ne diyor abi şimdi? %75 bir şeyler bir şeyler. Aman aman. Her biri birisini zaten şey yapıyormuş, çalışıyormuş. Entegre varmış bunun içinde. Bak şimdi bunun içinde ne var? Hep birlikte göreceğiz. Bu neymiş? Eğitim onda Perception elemanlarını Perceptron elemanının şeklini tahmin etmeye çalışırken hata miktarını azaltır. Dağıtma işleminde Perceptron yanlışlıkla şekilleri öngörür. Anlamadığımız için bir test sürüşü diyorum. Hata yapıyor. Şemayı düzenle. Devam et, devam et. Bak ben bunu buraya koyduğum zaman hata payıyla çalışıyor. Diyorum ki ben bunları böyle gönder diyorum buna. Eğitim diyorum. Başlıyor eğitilmeye, eğitim şart diyor.
Minimum hata payıyla işlem yapmayı öğrenmeye başlıyor yavaş yavaş. Minimum ne kadar öğrenebiliyor? %20 öğrenebiliyor. Daha fazla bir şey yapamaz diyor. Test sürüşü diyorsun. Test sürüşünde acayip bir az hata yapma şeyiyle çalışmaya başladı. Bak, bitirdi. Öğrenmesi gerekiyormuş bunların bir süre. Ha, şimdi böyle git diyor. Metin tanıma RL09 metin tanıma. Rosenblatt algoritmasının temel alan bir metin tanıma sistemi oluşturabileceğimizi biliyoruz. Öğrenin bakalım. İlk bakış açısı makine nöronu. 57'de Frank Rosenblatt tarafından icat edildi. Abi şu cihazlarla şöyle şeylerle bilgisayarın temelini attınız. Helal olsun ya. Adamsınız yani. Bizim yaptığımız şeyler hiçbir şey bugün abi. Bu adamlar ya taş devrinde ellerinde çekiç ve baltayla bilgisayar yapmış gibi adamlar resmen. Gayet güzel. Test sürüşü. Sadece yeterli sayıda şey gönderebilecek mi onu merak ediyorum. Sanki başaracak gibi ya. Bilemedim. Vallahi başardı. Doğruluk oranı da iyi. Şimdi paralel hesaplamalara gelelim. Merhaba, bilimsel bir merkezi temsil ediyoruz. Mevcut programımız düşük performans gösteriyor. Şu parayla ne yapacağım çok merak ediyorum. En son farklı şey yapacağım, deneyeceğim. Verileri ilerlemek için düğümlerinizin bilgisayar yetkinliğine ihtiyacı vardır. Sunucular, bazı düğümler birden fazla sunucu gerektirir falan. Ve hallederim hocam, sen şey yapma, hiç merak etme. Koydum denetleyiciyi. Şimdi şuradan kareyi de buna verdim. Çıkış aygıtı 1, çıkış aygıtı 2 diyorsun değil mi? En az aşırı yüklenmiş sokete yönlendirilir. Peki. Yani şu anda hepsi aynı olduğu için aynı şeye yönlendirileceksiniz gibi geliyor bana ama. Evet. Kesinlikle böyle oldu. Büyük paralel hesaplamalar. Ben tamir ederim sistemini, her şeyi de yapalım. Makine öğrenimin en karanlık yılları. 69'da Seymour Papert ve Marvin Lee Minsky Perceptrons adlı bir kitap yazdı. Bu kitapta ilk algıcıların matematik kısıtlamaları hakkında konuştular. Zor sorunu. XOR. Bir dijital kapı. Neymiş acaba ben de bilmiyorum yani. Bunu biliyorum ama sordukları şeyin sıkıntısı ne onu bilmiyorum. Anladığım kadarıyla şöyle yapmam gerekiyor şu anda. Çok basit bir şekilde mantık yürüterek bunu zaten tahmin edebiliyorum. Şunu da biraz yavaşlatayım. Çok eğlenceli görünüyor. Aa. Ha? Evet. Yayınla. Diktatörlük. Ben küçük bir ülkenin tek devlet internet sağlayıcısı. Çalışanlarımızın faaliyetlerini takip etmek için oldukça düşük bir kodumuz var. Maalesef gerçek kodu değiştirmemize izin veremiyoruz. Ancak bir garaj satışı için satın alınan birkaç yeni sunucumuz var. Ne anlatıyorsun acaba ya? Bunlar CatHub depoları. GitHub, GitHub. Mükemmel. Şimdi agacığım. Ne yapalım biliyor musun sana? Sana bir tane ayraç koyalım. Kırmızıyı böyle gönder. Dengeleyici neden? Açıkçası bilemedim. 27 saniyede bu hamleyi yapmak için galiba. Ha, tabii bak şimdi bunu bir yaptığımız zaman göreceğiz. Bu herhangi bir şekilde verimli çalışmayacak. %100 doğrulukla gönderiyor ama o bitti bitti. Dur. Şimdi bunu böyle yapmayacağız. Aşağıda bir çöp kutusumuz olacak yani en son ama o burada olacak. Ondan sonra bir tane dengeleyici koyacağız araya. Bunu da alıp buraya bağlayacağız. Bunu da alıp buraya bağlayacağız. Bunu da alıp buraya bağlayacağız. Mesela test sürüşü desem pırrrt diye yağdırdı ona. Ha, kitledi onu. Tamam. Dur dedim. Çok hızlı bir şekilde bunu göndermemiz lazım ama buradan çok hızlı bir şekilde çekmemiz lazım onu. Bunun için şöyle bir şey kullansak. Uzman sistem değil. Şimdi kırmızıyı böl desem. Kırmızı diğer. Sadece kırmızı diyor.
Sadece kırmızı neymiş abi? Sadece kırmızı. Kırmızı diğer böl ve çökmüş. Sadece kırmızının çalışma hızına bakalım. Peki dur. Bunu da kopar. Şuradan dengeleyiciyi bağla. Bir kısmını buna atalım, bir kısmını da çöpe atalım. Burası yığıldığı zaman zaten hepsini çöpe attı o. Tamam, şemayı düzenle. Şunu da çöpe atıyorum, bunu da çöpe atıyorum, bunu da çöpe atıyorum. Şimdi benim gerçekten çok hızlı bir çalışma yapmam lazım burada. Bunlarla bu iş olmayacak. Benim şununla bir almam lazım bunu. Dengeleyiciyi almam lazım bunu. Tamam mı? Dengeleyiciyi, 3 tane dengeleyiciyi almam lazım. 3 dengeleyiciyi alamam dengeleyiciyi. Dengeleyiciyi 2 dengeleyiciyi alabilirim. Şu vaziyette. Test sürüşünde. Zart diye hepsi dolar. Tamam. Ondan sonra bunların önüne uzman sistemi koyup bir tane. Kırmızı bir tane de çöp koymam lazım şöyle. Ya da bunu koymayayım. Şurada bu da bir sayılıyor değil mi? Sadece kırmızı da bir sayılıyor. 1, 2, 3, 4. Daha fazla koyamıyoruz, evet. Bir tane sayılıyor, aynen öyle. Sadece kırmızı bir tane sayılıyor. Buraya gönder, buraya gönder. Efendim, şuradan da çöp çöp diye koyacağım. Çöpe gönder. Çöpe gönder. Bunların ikisini de buraya gönder, sadece kırmızıları. Hadi bakalım. O kadar çoğu çöpe gitti ki şu anda yeterince kırmızı kaldı mı onu bilmiyorum. Ah, zamanım doldu. Az kalsın başaracaktım. Şemayı düzenle. Sadece kırmızının içindeki şey burada bunu ayırıp çöpe göndermek. Kırmızı diğer böl. Uzman. Bu ikisine gönderiyor. Belki de burada yapmamız gereken sadece kırmızılar değil. Kendi uzmanımızı yerleştirmemiz buraya. Şöyle almamız bunları. Buraya gönder. Kırmızıysa buraya ver. Değilse çöpe at. Sen de. Bilmiyorum ki hangisi daha hızlı çalışıyordur. Bilemedim vallahi burada. Burada test sürüşüyle göreceğiz. Sanki aynı şey oldu gibi geldi bana ama vallahi aynı şey oldu. Milim kaldığı zaman 28. Hiçbir şey fark etmedi. Aslında aynı şeyden bahsediyormuşuz biz. Bu ne abi? Düğüm sınırı 6.30. Niye 6.30 düğüm sınırı? Demin daha fazla değil miydi? Yani hocam bak böyle yaparsan olmaz. Böyle yaparsam ben dünya kadar dengeleyici kullanırım. Her şeyi birbirine bağlarım. Ondan sonra bunların önüne uzman sistemi koyarım. Uzman sistemleri de bu işi götürürüm. Minimum sayıda çöpe atarım. Kaç bağlantıya izin veriyor bilmiyorum. Çok eğlenceli oldu. Örümcek ağ gibi resmen. Bir de çöp kutumuz olsun tabii. Çöp kutusundan da buraya bağ... Çocuğum. Nereye gidiyorsun?
Çöp kutusunu da şöyle bağladım. Güzel. Test sürüşü. Allah 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 Allah. Geldiler. Zing 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 zing. Mükemmel oldu. Harcanan para bu kadar oldu ama. Biraz fazla para harcandı. Yayınlayayım bakayım. Neymiş? Azıcık para kaldı bize. Proje kabul edildi yine. Cumhurbaşkanlığı seçimlerin tahmini. Günaydın. Yahus Corp adına sizinle iletişim kuruyoruz. Ortak girişimin başkanı geçen ay görevden alındı ve yönetim kurulu yenisini seçme sürecinde. Kimin seçileceğini buradan anlayacağız. Peki, anladım ben seni. 7 tane kullanmana izin var diyorsun. 17 saniyen var diyorsun. Bu kadar zamanın var diyorsun. Ben bu test sürüşünü yaptıkça, başaramadıkça herhalde şey yapıyorum. Test sürüşü sayım var. O yüzden şu gitgide artıyor. Bilmiyorum demin ne olduğunu tam olarak fark edemedim ama önce bir şuna bir bakalım. Ben dedim ya paraları kazandım kazandım bakalım ne yapacağım diye. Gelen kutusunda bir şeylerim varmış. Düzenle. Ha, bu ödülleri düzenleyebiliyorum. Başlangıçlar özel. Annem ve babamdan bir mektup. Nakit al. Allah Allah ne oldu anlamadım. Oku. Karar ağacını kim icat etti? Geri. Uzmanlar takibi. Bir şeyler. Bir daha geri geldim. Markette aloe al. Banhammer minyatür. Warhammer değil ama Banhammer. Propaganda posteri. Düğümler. Düğüm satın alamıyorum. Donanım satın alabiliyorum. 1 MB RAM. Yuva işleme sırasını arttırır. TEF. Veri aktarımızını arttırır. Rentium. Düğüm çalışma hızını arttırır. Serverus 2000. Sunucu maliyetini düşürür. Intel J7 var bir tane. Jintel J7. Jintel J7 alırım en sonunda. Parayı bunlara harcıyormuşuz. Tamam. Bir de kedi alabiliyoruz. Bin bir türlü kedimiz var. Hepsini alabiliyoruz bunların. En son Crazy Cat Lady'ye dönüyoruz hep birlikte. Valla kardeşlerim değişik bir oyunmuş gerçekten. Programcılığa giriş buradan. Programcı olmak isteyip de olamamış tüm kardeşlerimi çağırıyorum. Bu kadar basit işte. Programcılık dediğiniz şey bu zaten. Bir şeyi bir şeye bağlayıp sürüklüyorsunuz. O kod yazıyoruz falan. İşin kısmı, yalan kısmı. Tamamen havacıva. Böyle force atmak için kullanılan kısmı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeniyorum paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.